Selam, ben Yasemin. Kanalıma uğradığınız için teşekkürler. Bugün makyaj koleksiyonu serimin kaçıncı bölümü olduğunu unuttuğum bölümle karşınızdayım. Rujlardan konuşacağız. Far paletleri hakkında konuştuğum videomda söylemiştim zaten rujla yarışacak bir uzunlukta olacağını. Bu bölüm sanıyorum ki birazcık daha uzun olacak. Far paletlerinden olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. O zaman hemen videoya geçelim. İlk olarak her zamanki gibi yine size şöyle göstereyim toptan bir ne kadar rujum olduğunu. Bunun içerisinde böyle ağzına kadar dolu durumda. Bu videoyu çekmeden önce rastgele şansıma bütün rujlarımı bir kağıda sürüp renklerine bakmak istedim. Bu videoyu yapmak aklımda yoktu daha o sırada. Ondan dolayı çok güzel denk geldi aslında. Hazır onları da yapmışken ve bir tarafta renklerini gösterebileceğim bir kağıt varken elimde atmadan hemen videoyu çekeyim dedim. Ya da renkler kötüleşmeden ki daha iyi şekilde görebilirsiniz. Saydığım kadarıyla 60'ın üzerinde rujum var. Hepsini birden kolumda göstermemin imkanı yok. Sil çıkar o da çok uzun zaman alacağı için ve kolumu da hassaslaştırmak istemediğim için kağıttan teker teker göstermek daha iyi olur diye düşünüyorum. İlk başta her zamanki gibi Colourpop ürünlerinden konuşacağım. Çünkü en çok Colourpop'tan rujum var. Bu markaya ulaşımınız yoksa geçmek isteyebilirsiniz. Yine bölümlere ayırırım zaten Colourpop'un olduğu bölümü. Oradan da daha rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz videodan. İlk olarak şu ambalajlarla gelen rujlarından konuşacağım. O zaman en koyu renkten başlayalım. Bu Ariba rengi çok güzel bir koyu kırmızı, mavi alt tonu bir kırmızı. Ben daha çok mavi alt tonu kırmızıları tercih ediyorum. Kendi cilt tonuma daha çok yakıştırıyorum. Bu artık satışta olmayan bir ürün. Ondan dolayı çok fazla konuşmayacağım bunun üzerine ama çok sevdiğim bir kırmızı renk. Benim o yüzden atamıyorum yani. Gerçekten harika bir tonu var. Böyle bir kırmızı daha bulamadığım için elimde tutuyorum. Çok güzel bir kırmızı. Sonrasında bir diğer kırmızı da bu Snowflake rengi. Bunların ikisini karşılaştıracak olursam Snowflake rengi birazcık daha böyle kiremit kırmızısına kaçan bir kırmızı diyebilirim. Ama ikisi de harika renkler. İkisi de şu an satışta değil. Ondan geçiyorum. Kahvelere doğru gidersek birazcık bu Tidal rengi. Bu mat bitişli bir ruj değil. Satin bitişli. Bunun da dudaktaki duruşu çok güzel. Kahverengilerle, turuncularla bir makyaj yapacağım zaman bunu kullanmasını seviyorum. Çok güzel duruyor dudakta. Sonrasında ikinci şişesini bitirmekte olduğum üçüncüsünü alacağım. Blotted Lip serisinden Zuma rengi. Bitiyorum bu ruja ya. Bunun rengi o kadar güzel ki bu Blotted dedikleri birazcık daha böyle daha az renk veren tint görünümündeki rujlar tam böyle full bir renk vermiyor dudağınıza. Hafif hafif dokundurduğunuz zaman da böyle kendi dudak renginizi aşağıdan görebiliyorsunuz. Ama çok güzel duruyor. Bitirdiğim ve tekrar aldığım ilk ve tek ruj yani bu. Bu da bitmek üzere zaten yani bilmiyorum görebiliyor musunuz? Mükemmel bir renk. Bu da Sleepy Eyes rengi. Yine o göstermiş olduğumuz Zuma ile aynı yapıda. Bunun birazcık daha pembe bir rengi var. Şöyle ikisini karşılaştıracak olursam görürsünüz zaten. Çok kırmızı durduğuna bakmayın. Dudağınızda çok natürel bir renk gibi duruyor. Sleepy Eyes rengi. Bu Zuma, bu Sleepy Eyes. İkisi de mükemmel. Sonrasında bütün rujlarımın arasında en pembe olan, bu kadar pembe olan daha doğrusu tek rujum. Sailor Moon koleksiyonuyla beraber çıkan renklerden Bun Head rengi. Bunun da size hemen gösterebilirim hangi renk olduğunu. Çünkü bu kadar pembe başka bir ürünüm yok yani. O da şu renk. Görüyorsunuz. Burada daha canlı bir pembe gibi duruyor ama bu da Blotted Lip bu arada. Demin bahsettiğim iki ürünle aynı yapıda. Ondan dolayı dudağınızda bu kadar canlı bir pembe durmuyor. Elimde tuttuğum tek pembe bu yani. Çünkü güzel gidiyor makyajlarla. Ve son iki glossumdan bahsedeceğim. Bir tanesi bu Champagne Mami rengi. Bu da klasiklerinden bir tanesidir Colourpop'un gloss olarak. Bunun tek sıkıntısı birazcık daha eski formülde bir gloss olduğu için daha yapış yapış hissettirme gibi bir etkisi var. Bence bütün glosslarında bu böyle Colourpop'un. Birazcık yenilemeleri gerekiyor bence formüllerin yani. Yeni glosslara yetişemediler bence. Ondan dolayı da elimde çok fazla gloss ruju yok zaten Colourpop'un. Son olarak da Frozen'a ben bayılıyorum. Bunu bilmeyeniniz var mı bilmiyorum ama benim aşkım çizgi film yani. Ondan dolayı da ben paletlerini sevmemiştim ama bu gloss'u kesinlikle almam gerekiyordu yani. Bunun rengi Mystic Journey diye geçiyor. Resmen buz gibi duruyor yani böyle. Bunu bilmiyorum nereye kullanırım ama içerisinde çünkü çok fazla sim olduğu için çok da kullanasım gelmiyor bu ürünü. Ama dediğim gibi yani koleksiyonluk bir ürün olduğu için koleksiyon değeri var bende. Ondan dolayı da elimde tutuyorum. Sonrasında da Lux ürünlerine geleceğim. Bunu set olarak almıştım. Şöyle beraber hepsi set olarak gelmişti. Colourpop'un genelde Şükran günü zamanı indirimleri ve setleri oluyor. Hem set olarak yapıyorlar hem de indirimli olarak geliyor bunlar. Aklınızda bulunsun eğer böyle alışveriş yapmak istiyorsanız aynı ürünlerden birkaç tane o zamanı beklemek isteyebilirsiniz. Bunun stopper'ı bir acayip geldi. İçinde aplikatörü kırılmıştı. Ben stopper'ını çıkartmak zorunda kaldım. Bu sefer de ürünü alamıyorum yani. Böyle bütün hepsi toplandı ve hoş bir sürümü yok açıkçası. Bu pembe olan. Bu aslında çok güzel bir renk. Pembe rengi var ama içerisinde sarı alt tonu simleri var. Set olarak büyük ihtimalle aşağıya ben koyarım ismini. Oradan bakabilirsiniz renklerin isimlerine vesaire. Bu da stopper'ı çok sorunlu mesela yani. Böyle çat diye çıkarttığınız anda her tarafa gidecek gibi. Ay kıyafetim de çok güzel uyuyormuş bu arada gloss. Neyse. Aslında kullanmak isterdim ama bu her seferinde bana böyle kalp krizi yaşatacak ben açmaya çalışırken bunu. Ondan dolayı bunu da bırakıyorum yani. Arkadaşlarımdan birine veririm isteyen olursa. O set içerisinde elimde tutmuş olduğum iki ürün de bu. Bir tanesinin ismi It's a Banger diye geçiyor. Bunun zaten niye elimde olduğunu bence anlıyorsunuz renginden. Bunun da yine yapısı kadife. Böyle gösterdiğim zaman çok kırmızı çıkacak büyük ihtimalle ama tam bir vişne pembesi bu böyle. Onun dışında bir de bu lip oil'leri var Colourpop'un. Bunların renkli olanları da var ama bu setle beraber geleni renksizdi. Hissiyat olarak glosslar kadar ağır hissettirmiyor. Hafif bir yapısı var diyebilirim. Ama tabii ki yağ olduğu için yani bir gloss gibi olmasını da beklememek lazım. Bunun yapısından dolayı hatta böyle editoryal makyajlarda da farın üzerine koymalık bile kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden de güzel bir ürün diye düşünüyorum. Daha denemedim, ondan kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Sonrasında da Lux rujlarından son ürün Air Kiss rengi. Bu renk birazcık daha bana turuncu geldiği için bunu elimden çıkartacağım ama şu an için bu da koleksiyonumda, onu da göstermiş olayım. Evet, son 3 rengime geliyorum Colourpop'tan şaşırtıcı bir şekilde. Bu So Juicy glosslarından 2 renk vardı bende. Diğerini bulamıyorum, büyük ihtimalle verdim çünkü. Bunun rengi ise Dress Code diye geçiyor. Yine göreceğiniz gibi tam benlik bir renk. Harika duruyor. Bu glossları tavsiye etmiyorum yalnız çünkü sürdükten sonra dudağınızdan akmaya başlıyor bir süre sonra. Yapılarıyla alakalı bir sıkıntı var. Görüntü olarak evet çok güzel bir gloss ama keşke o akma işi olmasaydı. O zaman kesinlikle önerirdim ama bundan daha iyi glossların olduğunu düşünüyorum. Demin göstermiş olduğum Lux Liquid serisine ek olarak bir de mermi şeklinde çıkarmış oldukları rujları var. Bu da Mesmerizing. Bunun çok güzel bir morumsu alt tonu var. Çok güzel bir pembe bu. Biraz böyle soğuk alt tonlu bir pembe. Bilmiyorum nasıl göreceksiniz bunu ama yapıları birazcık MAC'in Powder Kiss mi? Öyle bir serisi vardı. Onlara benziyor. Bu birazcık daha kremsi hissettiriyor. Başarılı bir formülasyon. Ve son ürün olarak da lipstikler. Colourpop'un meşhur lipstiklerinden Infinite Best rengini almıştım. Koyu makyajlar yaparsam, vamp makyajlar yaparsam sürerim diye tuttuğum bir renk. Bunların yapısı acayip yumuşak. Bu elimdeki bu arada Matte X diye geçiyor. Bunlar 4 farklı yapısı var diye hatırlıyorum. Çok yumuşak bir mat. Yani ben hayatımda böyle bir mat görmedim. Ki zaten görüntüsü mat ama transfer oluyor yani. Ondan dolayı sizi ismi yanıltmasın. Sadece görüntüsü mat. Colourpop'tan bahsetmişken ülkede satışı olmayan ürünlerden de hemen çabucak bir bahsedip geçeceğim. Odense Eye markasının Älva serisinden mat ruju. Daha ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz videoma bakabilirsiniz. Orada da konuştum. Çok hoşuma giden mat yapıda bir ürün. Dudaktaki hissiyat da gayet güzel. Ve sonrasında Elf'ten 2 tane ürün. Bu Lip Balm, Tough Cookie diye geçiyor ismi. Bu da Satin serisinden Nektar rengi. Bunların ikisinin de alt tonu biraz daha turunculara kaçan ürünler. Bunları görebiliyorsunuz. Bu ürünü makyaj öncesinde videoda özellikle makyaj yapacaksam dudaklarıma sürmesini seviyorum. Çok güzel bir renk veriyor ve nemlendirmesi de hoş. Birazcık koyu bir yapısı var ama balm olduğu için bir sorun yok. Sonrasında Kore markalarından bahsedeceğim. Elimde Tracy markasından 4 tane ürün var. 3 tanesi bu seriye ait Velvet Lip Tint diye geçiyor. Bir tanesi de bu mermi şeklinde olan mat rujları. Bu üçünü de çok seviyorum. Yani renkleri hepsinin ayrı ayrı güzel. Özellikle bu rengi hangisi? Go Now. Soğuk alt tonu bir pembe. Mor makyajlarla çok güzel gidiyor. Mor yapınca biraz fazla sıcak kalıyor bu renk ama diğerlerine nazaran çok daha güzel uyuyor soğuk alt tonlu makyajlara. Onun dışında bu ürün de tam bir nude, böyle turuncu alt tonlu bir makyaj yapacağınız zaman çok güzel, rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir nude ürün. Hatta mavi makyajımı yaptığım zaman da dudağımda o vardı diye hatırlıyorum. Bu mor alt tonlu dediğim Go Now. Ortadaki Near and Dear turuncu alt tonlu olan. Diğeri de Cheeky Rose şu. Pembe, en pembe olanları da bu. Üçü de genel olarak güzel ürünler. Dudağınızdan çıkıyor tabii ki yapısından dolayı ama hafif bir şey istiyorsanız, çizgileri dolmasın istiyorsanız bu ürünlere bakabilirsiniz. Bir diğer ürün de bu mermi şeklindeki ruju. Bunun yapısı biraz fazla sert geldi bana açıkçası. Renk olarak evet çok güzel ama dudağınıza sürerken bence birazcık zorlanıyorsunuz. Ki yani dudağınızdan da çıkan bir ürün bence. Ondan dolayı çok da sevdiğimi söyleyemem bunu açıkçası. Rengi güzel ama. Sonrasında Romant'tan 3 tane rujum var. 2 tanesi bu Juicy Lasting Tint serisine ait. Bu ikisini çok seviyorum. Özellikle ben bir aralar bu 06 Fig Fig rengine manyak gibi takılmıştım yani. Sürekli dışarı çıktığımda makyaj yapmasam bile dudağıma bunu sürüp çıkıyordum yani. Çok güzel bir yapısı var. Çok güzel bir rengi var. Diğer rengi de 18 Mullet Peach rengi. Bu birazcık daha nötr alt tonlu bir ruj. Hatta birazcık da turuncuya gidiyor diyebilirim. Yine dediğim gibi kahverengi ya da böyle turuncu renklerde bir makyaj yapacaksam bunu kullanmayı tercih ediyorum. Diğer serisi de See Through Matte Tint. Ben bu ürünü ilk kullandığım zaman çok beğenmemiştim. Dudaklarımı biraz yakıyor gibi olmuştu ve kokusunu beğenmemiştim. Ama ürünleri kağıda denerken sürdüğümde ürünün renginin ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Bunun rengi bu arada 08 Flower Coral diye geçiyor. Yapı olarak yine şeye benziyor bu arada. Tracy'nin Velvet'lerine benziyor. Bu birazcık daha koyu sadece. His olarak sanki Tracy'ninkiler birazcık daha rahat dudakta. Ama bunu da çok fazla kullanmadığım için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ve sonrasında anlaşılan 2 tane ürünüm var. Bir tanesi Non Sticky Dazzle Tint. Rengi de 03 Glow Day. Bu diğer renklere nazaran birazcık daha nötr alt tonlu bir ürün. Bunun da yine harika bir kokusu var. Bunun yapısı da altında arkasında bıraktığı tintte verdiği parlaklık da çok güzel. Yani bu ürünler arasında hangi gloss'u tavsiye edersin ilk denememiz için derseniz anlayış ederim. Çok güzel çünkü. Bakar mısınız ya? Diğerleri asla bu kadar parlamıyor yani. Şunu görebiliyor musunuz? Bunu böyle dudağınıza kat kat sürdüğünüz zaman o vermiş olduğu renk, vermiş olduğu pofidiklik, vermiş olduğu böyle dolgun görüntü harika ya, harika yani. Çok seviyorum ben bu ürünü. Anlaşılan bir diğer ürün de Glacier Lip Balm'lardan 02 Blue Lagoon rengi. Bu da yine mavi gözüken ama dudağınızın ısısıyla beraber pembe bir ton alan ürün. Böyle parlakları falan var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz kamerada? Çok güzel bir ürün bu da bu arada. Lip balm olarak güzel. Fiyatını hak etmez ama yani. Kesinlikle daha iyi ürünler var nemlendirecek dudaklarınızı. Ondan dolayı güzel ürün. Hoş yani. Bakınca keyif alıyorsunuz. O kadar. Sonrasında geldik NYX ürünlerine. Elimde 4 farklı ürünü var onun da. 2 tanesi bu XX Large Lingerie serisinden 2 ürün. Bunları sohbetli makyaj videomda denemiştim. Renklerini de elimde gösterdim. Oradan daha ayrıntılı şekilde izleyebilirsiniz. Çok seviyorum ikisini de. Harikalar. Mat, hafif hissettiren ve uzun süre dudağınıza kalan yapışık da hissettirmeyen ruj arıyorsanız mutlaka bakın bunlara. Beni şaşırtan ürünler oldu açıkçası. Çok sevdim. Ve sonrasında diğer bir favorim de This Is Juice Gloss ürünü. Müthiş. Şuraya kadar bitmiş durumda zaten. Bu benim için büyük anlam taşıyor. Bir gloss'ta özellikle. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hafifçecik bir renk veriyor ama çok güzel duruyor. Sonrasında da bu NYX'in bir ara çok meşhur olmuş ikili ruju. Çok fazla kullanmadım o yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Ama rengi çok güzel. Magic Maker rengi bendeki. Ve sonrasında Maybelline ürünlerine geçiyorum. İlk önce şu ikisinden konuşacağım. Bu kalem şeklindeki olan Super Stay In krayonları. Çok güzel yapıları var. Kremsi bir şekilde dudağınıza sürüyorsunuz. Ama sabitleniyor ve yerinde kalıyor. Ve yani bu çıksa bile ben yanıma alıp bunu tazelemekte hiçbir sıkıntı görmüyorum. Çünkü ucundan dolayı çok kolay bir yenileme imkanı sağlıyor. Renklerini de şöyle görebilirsiniz. Bu 15 rengi. Şu da 20. Baksanıza çok güzeller ya. Ve sonrasında meşhur Super Stay Matte inklerinden 2 tane renk var elimde. Bu mavi olan 105 Explorer. Bu da 65 Seductress. Bunu artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çok meşhur olan renklerinden bir tanesi. Fakat bu ürünü ben hiçbir şekilde kullanamıyorum. Benim cilt tonuma çok çiğ kalıyor. Bilmiyorum belki alt tonuyla alakalı bir durum olabilir ama ben sürdüğüm zaman benim ten rengime asla yakışmıyor. Ama diğeri çok hoşuma gidiyor renk olarak. Mavi gözüküyor kapağında ama aslında hafif bir mor alt tonu var bunun. Bunu büyük ihtimalle sürdüğüm zaman siz de göremeyeceksiniz ama mavi gözüküyor aynen. İşte böyle arada koyu makyajlar yaparsam, farklı bir şey deneyeceksem diye elimde tuttuğum bir renk bu benim. Gayet beğendim. Yapışkanlık konusunda yalnız çok sevmiyorum bu ürünleri. Evet çıkmıyorlar ama açıkçası bunlar mı derseniz, şu NYX mi derseniz ben bunu tercih ederim. Belki 1-2 saat daha az kalıyordu dudağınızda NYX olanlar ama yapışıklık hissi karşılaştırılamaz bile. Yani bunlar çok rahat hissettiriyor dudağınızda. Mat bir ürün arıyorsanız o yüzden ilk önce NYX'e bakın derim. Bunlar da fena değil işte yani. Ve son Maybelline ürünü de Super Stay Vinyl Ink'lerden 40 Witty rengi. Bunun sadece dudağımda denemesini yaptım ne kadar süre kaldığını görmek için. Bence ilk başta sürdüğünüzde evet parlak Ama sonrasında o gidiyor yani. O kadar parlaklık asla kalmıyor dudağınızda. Yapışkanlık konusunda bunlar kadar olmasa da yine bir yapışkanlığı var. Ama bunun durumu birazcık daha iyi. Kalıcılık olarak da yine gayet güzel. Sonrasında elimdeki bu koyu renkleri göstereyim hemen size. Onlar da gitsin. Pastelin elimde 2 tane ürünü var. Bunlar çok eski biliyorum ama dediğim gibi eğer koyu renkli bir makyaj yaparsam bu renkleri arıyorum. Ondan dolayı elimde duruyorlar ve ben bunların renklerini çok beğeniyorum. 2 tane MAC ürününden bahsedeceğim. Ben bunu üniversitenin başlarında o kadar çok kullanıyorum ki bu arada. Yani şu an göründüğünden bambaşka bir görüntüm vardı o zamanlar. Daha böyle siyah takılıyordum. Bu ruju da çok kullanıyordum. Çok güzel bir ürün. Tabii ki biraz kuru hissettiriyor ve bazı yerlerde böyle renk farklılıkları olabiliyor. Ama koyu renkli ürünlerde bunu her zaman yaşayabilirsiniz. Oje olur, ruj olur, far olur. Hepsinde yaşanacak bir şey bu. Yaşanabilecek bir şey. Bunların ikisinin serisi aynı aslında ama bunun içerisinde sim var. Her ne kadar seri ismi aynı olsa da görüntüsü farklı yani. Garip bir şekilde ben olsam farklı bir isim koyardım buna. Çünkü insanların kafası karışabilir. Bunun böyle içerisinde simler yok ama çok güzel bir parlaklık veriyor dudağınıza. Böyle renklere ilginiz varsa bakabilirsiniz. Sırada Beauty's'in ürünleri var. Bu Zip It rujlarından 3 farklı rengi var elimde. İyi ki almışım ben bunları. Gerçekten güzel bir seri. Yapıları da güzel bence. Bu üçünün rengini karşılaştırdığım bir Reels var Instagram'da. Eğer beni oradan takip etmiyorsanız hemen gidip oraya bakabilirsiniz. Takip de edebilirsiniz. Onun dışında bu Beauty's'in koleksiyonla beraber çıkartmış olduğu, yeni yıl koleksiyonu muydu emin değilim ama bir koleksiyonla çıkan mermi ruju. Bu ürünün çok güzel bir gül kokusu var. Ben gül kokusunu normalde sevmem ama bunun kokusuna bayılıyorum. Rengi de çok güzel. Birazcık kuru hissettiriyor. Sürerken de biraz zorlanabiliyorsunuz. Ama benim çok sevdiğim bir renk oldu bu. Mükemmel bir pembe nude yani. Hoş. Gerçekten çok hoş yani. Mesela bu mu yoksa o Tracy'nin mat ruju mu derseniz kesinlikle Beauty'sinki derim. Eğer bu hala satılıyorsa bakın buna. 613 Softly Kissing rengi. Çok güzel. Sonraki bahsedeceğim ürünler de Rare Beauty'nin ürünleri. Bu ikisini zaten set olarak almıştım. Bu ürünün tadını her ne kadar beğenmesem de verdiği renk ve nemlendirmesini seviyorum. Bu da çok fazla sürerseniz eğer böyle çizgilenme yapabiliyor dudaklarınızda ama ayarında sürmesini bilirseniz çok güzel bir parlaklık veriyor. Özellikle bu ikisini beraber üst üste sürdüğünüzde gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok da önereceğim ürünler değil. Dediğim gibi bahsettiğim sorunlarla alakalı olarak öyle. Ve sonrasında bu mat lip kremlerinden karıcı rengi. Bunun da böyle kahvemsi bir rengi var. Gayet güzel bir ürün. Dudağınızdan çıkıyor ama hafif bir hissi var. Sonrasında Fenty'nin ürünlerinden bahsedeceğim. Elimde 3 tane ürünü var. 2 tanesi Gloss Bomb serisinden. Bu büyük olan Sweet Mouth diye geçiyor. Küçük olanın rengi de Fussy. Ben bu ikisi arasından açıkçası küçük olanı kullanmayı daha çok seviyorum. Renk olarak bana birazcık daha uyuyor. Bu daha fazla renk verdiğini düşünüyorum. Bu birazcık daha topur olarak kullanabileceğim bir ürün. Yani yapılarını artık konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Bana birazcık ağır gelse de parlaklıkları çok güzel. Çok güzel bir pembe bu Fussy ya. Mükemmel. Ve son olarak da Fenty ailesine yeni katılmış olan Gloss Bomb'ların Heat serisi. Bendeki rengi Hot Cherry diye geçiyor. 01 rengi. Bu kadar kırmızı durmuyor. Çok güzel bir pembe yani. Tam benim renklerim. Hatta NYX'le neredeyse aynılar bunlar diyebilirim. Bakın. Bak yine fark etmeden muadil buldum galiba. NYX'inki birazcık daha az renk veriyor. Yapı olarak daha hafif olduğunu söyleyebilirim ama daha çabuk da çıkıyor tabii bu yüzden. Fenty'ninki birazcık daha koyu. Bu birazcık daha açık tonlu bir pembe. İkisi de bence yakınlar ya. Kiko'nun 2 tane üründen bahsedeceğim. Bu 21 rengi şu an dudağımda olan renk. Daha öncesinde de kullanıp göstermiştim size videolarımın birinde. Diğer renkte Kiko ailesine yeni katmış olduğum 17 rengi. Klasik zaten herkesin alıp kullandığı ürün. Bunu ben aslında almayacaktım ama mağazasına gidip denedim. O kadar güzel bir parlaklığı var ki. Ben glosslarımda sim olmasını tercih etmiyorum normalde. Ama bu öyle bir parlıyor ki. İmkanı yok hayır demenizin yani. Kiko mağazasına gidip denemeyin bunu. Almadan çıkamazsınız yani. O kadar söylüyorum eğer gloss seviyorsanız. Ay, çok güzel ya. Renk alt tonu da çok güzel üstelik ya. Kiko satıcısı mıyım ben? Nedir yani? Anlamadım. Neyse. Burada bu arada benim unuttuğum bir ürün vardı. Tam şu an aklıma geldi. Hazır bu ürünlerden konuşuyorken bundan da konuşayım. Çünkü yanlarına koyacağım ürünlere muadil olarak söylenmiş bir ürün. Maybelline Lifter Gloss'larından Moon rengi Fussy rengiyle özellikle benziyor. Eğer Fussy ile muadil olarak gösteriliyorsa renk açısından Fussy derdim. Çünkü bu biraz daha renk bırakan bir ürün. Ama renk dışında konuşuyorsak Yine bu tercih edilebilir bence. Ve son olarak da elimde tekir tükür bulunan ürünlerden bahsedeceğim. İlki Little Cosmetics markasının bu mermi şeklindeki rujlarından Odyssey rengi. Bu ürünü seviyorum. Gerçekten seviyorum. Yani çok fazla kullandığımı görmediniz bunu sanıyorum ki ama inceleme videosunda da bahsetmiştim. Bunun öyle bir rengi var ki kamerada aslında birazcık daha böyle kahverengimsi turuncu gözüküyor ama bu alt ton tam arada bir ton. Hani bu demiştim ya, Colourpop'un sürekli bitirdiğim bir ruju var. Onun mermi şeklindeki versiyonu. Eğer bu ton birazcık daha böyle turuncu kahverengi olsaydı ben bunu büyük ihtimalle hiç sevmeyecektim. Ama tam ortada bir rengi var. Dudağımda sürdüğümde özellikle birazcık daha pembemsi duruyor. Ondan dolayı tam aradığım renklerde bir nude oldu bu benim. Bazı makyajlarıma nude bir ruj bulamadığım zaman elim buna ya da Colourpop'un Zuma rengine gidiyor. Çünkü en sorunsuz renkler onlar oluyor genelde makyajlarıma. Sonrasında da Sephora'nın tester olarak... Evet, yanlış duymadınız. Tester olarak vermiş olduğu bu ruju. Bu benim çok fazla kullanacağım bir renk değil. Aslında güzel bir rengi var. Hatta şöyle yan yana tutunca neredeyse bunlar aynı gözüküyor. Bu birazcık daha böyle kahvemsi alt tonlarda olduğu için bunu vereceğim. Ama zaten çok benzer bir renkte var elimde. Daha fazla kullanmayı tercih edeceğim. Ve son olarak da renksiz glosslardan Essence'in Shine 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 ürünü. Bu da çok hafif. Colourpop'un elimdeki yağıyla, renksiz yağıyla karşılaştıracak olursam... Bunun yapısı daha da su gibi. İkisi de güzel ürünler. Yanlış anlamayın ama makyaj için günlük hayatta kullanacağım ürün bu olurdu. Ve bitti. Aman Allah'ım, bitti. Çabuk çabuk bahsedip geçeceğim dedim ama yine sanki birazcık uzattım gibi geldi. Videoyu düzenlerken olabildiğince kısaltmaya çalışırım. İçerisinde size de birazcık bilgi bırakmak istiyorum açıkçası. Çünkü izleyip buradan ürün karar vermek isteyenler olabiliyor. İki farklı ürünü karşılaştırıyorsam eğer, denk geliyorsa mesela. Ondan dolayı çok da fazla atmak istemiyorum içerisinden. Bu sefer de eksik bilgi kalmış gibi hissediyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bana lütfen yazın. Bu koleksiyon videom size yardımcı oldu mu? Ürün seçmenizde, ürün karşılaştırmanızda bunu gerçekten bilmek istiyorum. Yani koleksiyonumu gösterirken bir taraftan da almak istediğiniz ürünler hakkında size bilgi vermek istedim aslında. O yüzden de böyle teker teker üzerlerinde durmaya çalıştım. Tüm ürünler için geçerli bu. Ondan dolayı da merak ediyorum, bir yararı oldu mu bu videonun? Sizin bu bahsettiğim ürünler arasında kullandıklarınız var mı? Ya da benim önerimle almayı düşündüğünüz var mı? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ah, çok güzel kokuyor hepsi. Müthiş. Bir highlighter'ın parlaklıkları, iki rujların kokuları bana hayat veriyor. Müthiş. Özellikle Fenty'ninkiler ya. Renklerin hiçbirini elimde göstermeyeceğim deyip yarısını tekrar göstermiş olalım elimde. Kaç puan peki?